Tefecilerle ilgili yazdığım yazı, dehşete düşüren bir isyan çığlığıyla karşılık buldu. Meğer savcı Sayan'ın da dediği gibi, bu mesele Türkiye'nin en önemli sorunu olup çıkmış da haberimiz yokmuş. Anlatılanların tarifi, tamiri, telafisi yok, mesele tahmin ettiğiniz gibi verilen paraya karşılık istenen yüksek faiz falan değil. Çok ama çok daha can yakıcı şeyler yaşanıyor. Evini, iş yerini, maaşını kaybedenler ucuz kurtulduğunu düşünüyor. Kızını tefecilere kaptıranından tutun da bir gece yarısı evini, ocağını, memlekini terk edip başka bir şehre kaçanına varıncaya kadar öyle kahredici hikayeler var ki anlatamam. Bankaların size kredi vermediği, bunun yerine size elden borç veren kişinin de parasını geri alamayınca ırzınıza, namusunuza, alın terinize çökmeye çalıştığı bir ortam düşünün. Borcunu ödemezsen gelir kadınını, kızını götürürüm, teklifi alan bir hane reisinin içine düştüğü perişanlığı düşünün, bunu yapanlar tahmin ettiğiniz gibi sokak çeteleri değil. İçlerinde avukatı var, saygın bilinen iş adamı var, bu iş buraya kadar geldi, ama bundan öteye gidemez. Bakın, ekonomik krizmiş, iç ve dış mihraklarmış falan hikaye, bu mesele bir an önce çözülmez ise, toplumsal bir faciaya neden olacak. Bunun önleminin derhal alınması ve tefecilik yapanlardan hesap sorulması gerekiyor, tek kararname ile. Tefecilik yapanlara 36 yıldan başlayan ceza ve edindiği tüm mal varlıklarına el konulması şeklinde çıkarılacak bir kanun, bu işi kökünden söküp atacak, bu noktada asıl iş, milletin evladı gibi sevdiği İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya düşüyor. Teröristlerle uyuşturucu tacirlerine aman vermeyen Soylu'nun bu işe el atması, meseleyi bıçak gibi kesecek, buna eminim. Sayın Soylu'nun bu konuda yakın zaman içinde harekete geçeceğinden ise daha çok eminim. Polislerin özlük hakları hazır İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun kulağını çınlatmışken, bir konuya daha değinmeden geçemeyeceğim. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerin özlük hakları konusunda çalışma yapılacağını söylemişti. Üzerinden hatırı sayılır bir süre geçti ama bu konuda henüz yapılmış bir açıklama ya da çalışma olmadı. Polis kardeşlerimle nerede karşılaşsam, bizim durumumuzu bir kez daha hatırlatsan da Cumhurbaşkanımız ve Soylu Bakanımız bu işe el atsa, diye ricacı oluyorlar. Elçiye zeval olmaz, ben de konunu buradan Sayın Bakan'a iletmiş olayım, paylaş TWFBGP önceki bana kızan CHP'liler burada mı?